Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatım videomda iki şişle örülen kolay bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim iki renk ip kullandım. Şu şekilde ipinize uygun şiş numarasını tercih edebilirsiniz. Ben 3 mm şiş tercih ettim. 2, 4, 6, 7. Şu şekilde 7'nin katları şeklinde ilmek atıyoruz. Attığımız ilmek sayısı 7'nin katı olması lazım. Modelimizi ona göre kuracağız. Şimdi ben 2 diş haroşa sırası ördüm. Haroşa sıralarını nasıl örüyorum? İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sıralarını oluşturuyorum. Şimdi burada 2 diş haroşa sırasını oluşturdum. Krem rengimle ördüm. İkinci sırayı ördükten sonra örgümün arka yüzüne geçtim. Burada diğer rengimi, mavi rengimi alıyorum ve mavi rengime geçiş yapacağım. Modeli iki renkle örebileceğiniz gibi tek renkle de örebilirsiniz. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği de örüyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. En son ilmeği düz olarak ördüm. Böyle kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden şişimi aldım. Bu 1. Sayıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak ördüm. 7 ilmeğim oldu. Şimdi ipimi arkaya attım. 7 tane de düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi öne geçirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde 2 4 6 7 tane ilmeği de düz ördüm. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya attım. 7 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şu şekilde 7 tane ilmeği düz ördük. Şimdi geriye kalan, bakın, 2 4 6 7 ilmeğim var. Ters olarak örmeye devam edelim. 5 tanesi 6 tanesini, bakın, 2 4 6 tanesini ters ördüm. Her zaman son ilmeği düz örüyorum. Kenar düzgün çıksın diye onu düz ördüm. Modeli kurmuş olduk. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını hep ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmekleri yine ters örüyorum. İlmekleri göründüğü gibi örüyorum. Orayı ördüm. Şimdi düz ilmeklere geçiyorum. Örgünün ön yüzündeyim. İlmekleri göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Bu şekilde sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örüp arka yüzünde ilmekleri hep ters öreceğiz. Şimdi ilmeklerin tamamını ters örelim. Örgünün ön yüzüne geleceğiz. Yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın şurada başta, burada aradaki, bakın, haroşa sıraları var. Bunlar 5 tane olana kadar böyle örmeye devam edelim. Bu sıra sayısı 5 olunca modelimizi yer değiştireceğiz. Böyle örmeye devam edelim. Örgünün ön yüzünde ilmekleri göründüğü gibi arka yüzünde hep ters öreceğiz.
Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şu haroşa sıralarını saydığımızda 5 tane olana kadar devam ettik. Şimdi 5 tane oldu. En son böyle örgünün ön yüzünden ördük. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde krem rengimle devam edeceğim. Mavi rengimi burada bırakıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Sonrasında böyle ters olarak örüyorum. Rengimi değiştiriyorum. Rengimi değiştirdim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi modeli de yer değiştiriyoruz. Terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters öreceğiz. Terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters olarak öreceğiz. Şimdi burada ilk başta tersti. Bunları artık düze çevireceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerlerini düz olarak örüyorum. Ters ilmekleri düz yapıyoruz. Bu şekilde 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Şimdi burada da 7 tane düz ilmeğim var. Onları ters örüyoruz. Modelin yerini değiştirdik. Bakın bunları da ters olarak ördüm. Şimdi burada 7 tane ters ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Örgünün arka yüzü aynı, hep ters. Ön yüzde desen oluşturuyoruz. Tersleri düze çevirdik şöyle. Şimdi düzleri terse çeviriyoruz. Böyle devam edelim. Düzleri ters, tersleri düze çevirerek gidelim. Evet, modeli bu şekilde kurduk. Arka yüzde hep ilmekleri ters örüyoruz. Tamamını ters örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. İlmekleri göründüğü gibi örmeye devam edeceğiz. Düzler düz, tersler ters, düzler düz, tersler ters olacak. Örgünün ön yüzü bu şekilde. Arka yüzünde hep ilmekleri ters örüyoruz. Deseni hep ön yüzde oluşturuyoruz. Yine şu, bakın burada bir diş haroşa sırası oluştu. Bu 5 tane olunca hem renk değiştirip hem modelin yerini değiştiriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi size daha büyük boyda farklı renklerde örülmüş modelimi göstereceğim. Evet, yine bunu da 7'nin katları şeklinde başlamıştım. Model hep 7'nin katları üzerine başlanıyor. Daha büyük boyda başladım. Bu şekilde daha büyük bir şekilde ilerlettim. Diğer örgümüzde ilerledikçe bu şekilde olacak. Öreceğiniz örgü modelin uzunluğuna göre 7'nin katları şeklinde ilmek atarak başlayabilirsiniz. Gerçekten görüntüsü çok güzel, çok güzel görünüyor. Bu modelden çok güzel bere atkı modeli olur. Ayrıca bebek battaniyesine de çok yakışır bu model. Böyle daha farklı renklerde de örebilirsiniz. 3-4 farklı renk de kullanabilirsiniz. 2 renk de bu şekilde de çok güzel oluyor. Dediğim gibi çok güzel bere atkı modeli ve bebek battaniyesi modeli olur. Hem de uygulaması çok kolay. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte öreriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni ilk kez bu videomda tanıdıysanız kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Birçok modelin bulunduğu kanalımı incelemeyi unutmayın. Hoşça kalın.